ayağınıza çıkmış. Uluslararası sermayenin yaşadığı yayılmacılık performans avaşı ve krizin sonucunun bugün devrildiği ve işçi sınıfı ve bir bütün ezberler açısından başlıca tehdit durumuna gelen önemli olgulardan biri bir enteres savaş gerçekleşti. Sizlerin de yakını takip ettiğiniz yeri işte Ukrayna işgali, Orta Doğu'daki savaş, işte İsrail-Filistin savaşı biçiminde devam eden savaş gerçekliği keza dünyanın ve dünyanın önemli belli merkezlerinde tehdit oluşturan hegemonya savaşı bu ülkelerinde aşamada adım adım bir üçüncü dünya savaşının zemini düşerken ona tekrar eden bir boyutak vermiş durumdadır. Dolayısıyla bu açısından insanlığın ve parçası olduğu doğayı tehdit eden esas gündemlerden biri. Dolayısıyla bizlerin buna karşı hem enternasyonel anlamda hem de Türkiye, Kuzey, Kürdistan coğrafyasında bu emperyalist ve gelişi savaşlara karşı tutarlı bir anti-emperyalist cephe, tutarlı bir savaş karşıtı cephe oluşturmak, bunun politik, pratik adımlarını örmek, içinden geçtiğimiz politik önemli başlıca görevlerinden birisi. O anlamda yani şunu ifade etmek gerekiyor. Bugün aslında işte Ukrayna'da, Filistin'de, Orta Doğu'da değişik bölgelerde hani işte bölgesel savaşlar ya da vekalet savaşları içinde devam eden savaşlar geçtiğinde yani neredeyse birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını bitiren insanların sayısına tekabül eden bir ölüm, bir yıkım gerçekliğiyle karşıyayız. Dolayısıyla bölgesel savaşlar içinde cevher eden fakat adım adım onu da aşan yani şeyi vurgulamak gerekiyor. Krizde her zaman devrimlere yol açılmaz. Yani tarihte de bunu örnekleri çok. Krizde devletin komünistik özellikle müdahale edilip devletlere dönüştürülmediğinde krizde faşizmi besler, gericiliği besler, karşı devletini besler. Bugün de öylesi bir büyük tehlikeli krizde karşıyız. Ki yani Birinci Dünya Savaşı'na sonra işte Hitler faşizmi ya da işte İtalya'daki işte Mussolini faşizmi tam da birinci emperyalist paylaşım savaşının o krizin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bugün de aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu anlamda enternasyonel anlamda olduğu gibi coğrafyamızda da devletçi, komünist, ilerici ve bütün aydın demokratik güçlerin önünde önemli bir politik görev ve sorumluluk bulmaktadır. Uluslararası emperyalist kapitalist sistemin parçası olan Türk egemenlik sistemi de ve onun ülke siyasal temsilcisi olan AKP, MHP, Haşist iktidarda bu emperyalist savaş şeklinde bu emperyalist yani adım adım zemini döşenen emperyalist savaşta hem enternasyonel olanda hem de bölgesinin düzeyde stratejik olarak rol oynamaya çalışıyor. Politik askeri anlamda pozisyon almaya çalışıyor. Bütün askeri, siyasal, ekonomik hazırlıklarını buna göre yapıyor. Önleyici savaş anlayışıyla Rusya Ukrayna'ya saldırıyor ve Ukrayna'daki bütün maden yataklarını işgal edip kendi egemenliği altına alıyor. İsrail Netanyahu diyor ki, hayır, Filistin, Hamas bana saldıracak. Bu nedenle asla İsrail'e saldırmaması için Filistin'i yok etmeyin diyor ve böyle bir savaş başlatıyor. Baktığımızda bütün emperyalistler
kendisi bakımından gelişebileceği tüm bu üçüncü dünya savaşına göre konumlanıyor. İnanılmaz bir savunma bütçesi oluşturulmuş durumda. Bu savunma bütçesini oluşturan emperyalist güçlerden birinci sırada ABD geliyor. İkincisi Rusya, üçüncüsü Çin. Bu üç devlet ve arkasından da Hindistan geliyor. Bu devletler kendine göre konumlanıyorlar ve önümüzü almaya çalışıyorlar. Bu mevzide işte özellikle ben birazdan belirteceğim Orta Doğu coğrafyası ve Doğu Akdeniz çok önemli bir yerde duruyor. Ve kendileri bakımından bu egemenliği sağlamak için savunma bütçesini hazırladıkları için hiçbir şekilde hiçbir şeye taviz vermek istemiyorlar. Yeni faşist hareketleri yükselmesi için her türlü olanak sunuyorlar. İtalya'dan Meloni'nin kazanması için, Macaristan'da Orban'ın kazanmasını sağlıyorlar. Almanya'da AfD'nin inanılmaz yüksek düzeyde rekor oyla seçilmesini sağlıyorlar. Bütün dizaynları faşist bir yükselmesi, işçilerin, emekçilerin ya da ulusların hiçbir şekilde hak almaması üzerine kurulu bir sistemi inşa etmeye çalışıyorlar. Göçmenlere, mültecilere düşmanlık, kadınlara, LGBT'lere, artılara düşmanlık, ezilenlere düşmanlığın yükseldiği bu dönemde hiçbir şekilde işçi sınıfına hiçbir hak vermeyeceklerini beyan ediyorlar. Birinci Dünya Savaşı sonrası, emperyalist savaşı sonrası büyüyen ve yükselen devrim, Sovyetlerin kazandığı bütün oluşturduğu işçi sınıfına ve ezilenlere hakları emperyalistler vermek zorunda kalmışlardı. Ve oradan çıkardıkları deneyimlerle ikinci emperyalist savaş sonrası gelişen devrimden de çıkarttıkları sonuç doğrultusunda şu andaki yükselen yeni faşist hareketler sadece savunma üzerine kurulu bir sistemin oluşturulması ve kendileri bakımından da işçi sınıfına herhangi bir hakkı ya da herhangi bir direnişin oluşmaması için mücadele ediyorlar. Bu bizim başlattığımız Türkiye işçi sınıfı direniyor, küçük küçük direniyor. Kürdistan direniyor, dört parçaya özgürlük kazanacağını gören Türk devletine karşı bu inançla mücadele etmemiz gerekiyor. Kadın özgürlük mücadelesi direniyor. Her gün 8 kadının katledildiği, öyle sokakta gelip katledilmelerinin bir nedeni var. Bu ülkede katliam gösteriyorlar. Niye? Önce evde katlediyorlar kadınları, şimdi sokakta erkek egemenliğini inşa etmek istiyorlar. Savaş siyaseti, savaş önce erkek egemenliğini inşa eder. Önce hayvanlardan başladılar çünkü en güçsüz onlar. Bakın katliamları öldük diyorlar. O zaman demek ki bu savaş siyasetine, bu katliamcı zihniyete karşı birleşik mücadeleyle yükseltmeliyiz. Mahir arkadaşım dediği gibi NATO'yu 2026'da burada yapacaklarsa en önemli mevzileri Türk Devleti'nin AKP MHP iktidarıdır. Ama bu devrimi 2026'ya bırakmamak gerekiyor. O yüzden bu baskıcı politikaya karşı mücadele etmeliyiz. Halaya saldırmasının nedeni budur. Kürt diline saldırmasının nedeni budur. İşçi sınıfına bu kadar hakları vermemeye çalışmasının nedeni budur. Ama kalktı sağdaki gibi öyle Sabancı'nın eli bilip eliyle vurdum der bu Türk polisi. O zaman demek ki kalktı sağdaki gibi direnmeliyiz. Rojava'daki gibi kadın devrimi ve özgürlük mücadelesiyle direnmeliyiz. Hapishanelerdeki mücadeleye sahip çıkmalıyız. Yoksullaşma krizini ve yoksulluk mücadelesini, bu işsizlik, geleceksizlik mücadelesini ancak böyle yiyeceğimizi belirtiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüz zorlu ama direnenler var. Süleymaniye'de daha dün iki gazeteci katledildi. Sivil iki gazeteci, kadın gazeteci. Bu vesileyle onları da saygıyla anıyorum. Bu aslında bir insanlık suçudur. Yani sivil insanlara yönelik her türlü operasyon savaş suçu aslında. Hukuk uluslararası hukuka baktığınızda ama Türkiye'de bunu bile tartışamıyor. Çünkü Türkiye arkadaşlar ne barışı konuşmak istiyor, ne Kürt sorunu konuşmak istiyor, ne demokrasiyi, ne adaleti, ne de barışı konuşmak istiyor. Ne yapmak istiyor? Onların stratejisi çöktürme planını başarıya ulaştırmak ve Tayyip Erdoğan ve arkadaşlar 2. Cumhuriyeti kurarken 2. Anayasayı da, yani 2. Cumhuriyet'in anayasasını
demokrasisiz yapmak istiyor. Bütün mesele bu. Tek adam diktatörlüğü diye ifade ediyor arkadaşlar ya da tek adam rejimi diye. Aslında doğru, yeni bir rejim inşası. Bu rejim inşasında işçi sınıfı yok, kadınlar yok, Kürtler yok, Aleviler yok, halklar yok. Dolayısıyla bunu başarıya ulaştırmak istiyor. O yüzden de yok sayıyor. Yani bu ülkede dikkat ediniz Kürt sorunu yokmuş gibi gündeme dahi almıyor. Bu ülkede ırkçılık sorunu yokmuş gibi, bu ülkede işte ne bileyim açlık sorunu yokmuş gibi iktidarın medyasına baktığınızda çok farklı gündemler düşüyor. Bunların hepsinin barışla doğrudan bağlantısı var. Yarın alanlara çıkacak olan arkadaşlarımız 1 Eylül Dünya Barış Günü ifade ederken aslında AKP'nin savaş politikalarıyla neyle neyi gizlediğini de çok net ifşa edecektir. AKP'nin Kürtlere karşı yürüttüğü politika neyi gizliyor? Sadece Kürtleri mi etkiliyor gerçekten? 2015'ten bugüne bakın, Kürtleri ne yaptı? Hapsetti, partisini kapatmaya çalıştı. İşte İmralı'da işkence rejimine dönüşen tecrit, mutlak tecrit ve izolasyon. Bakın ailesiyle, avukatlarıyla kesinlikle görüşmüyor. 5275 sayılı yasadan kaynaklı haklarını bile kullandırılmıyor. Kayyum rejimi, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Ekonomik, siyasi kriz, ekolojik kriz. Düşünce ifade özgürlüğünün ortadan kalkması, anayasanın askıya alınması, parlamentonun askıya alınması. Bütün bunlar arkadaşlar işte AKP, MHP, Ergenekon, Faşist İttifakı'nın yürüttüğü bu savaş politikasının bir parçasıdır. Evet, demokrasi ve özgürlük güçleri 2015'ten bugüne faşizme karşı direniyor. Faşizme karşı duruyor ama bu saatten sonra yetmez. Lenin ne diyor? Durmak gerilemektir. Bu saatten sonra durmak gerilemektir. Peki ne yapacağız? İtiraz etmek, evet. Herkes, ben rezerinden çıktığımdan beri 3 ay oldu arkadaşlar. 3 aydır bir şekilde sahadayım. Halkı dinliyorum, sosyalist hareketi dinliyorum, kadınları dinliyorum. Herkes bu sistemden, bu gidişattan memnun değil. Herkes itiraz ediyor. Artık bıktık diyor. İşçi sınıfından kadınlara. Peki buradan nasıl çıkacağız meselesine gelince soru işareti. Buradan çıkışın yolu öyle başka yerlerden falan değil, bu kahraman aramakta değil. Buradan çıkışın yolu bizdedir. Bizler örgütlenirsek, eğer süreci doğru okursak buradan bizler kazançlı çıkabiliriz. Bütün mesele bu. O açıdan biz tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeleri, Orta Doğu'daki savaşı, çatışmayı onları da konuşmalıyız. Ama esas da güncelde temel konumuz bu faşizmden, bu karanlıktan nasıl çıkacağız meselesi. Topluma dayatılan bu zorbalıktan nasıl çıkacağız meselesi. Şiddeti toplumsallaştırdılar. Türkiye'yi demokratik hukuk düzeninden, önceden demokratik hukuk düzeni var mıydı ayrı bir şey? Ama kısmen yasama, yürütme, yargı, erki ayrıydı. Şimdi tek adam rejimiyle Türkiye'yi karanlığa sürükleyen, mafya düzenine dönüştüren, hukuku tamamen askıya alan keyfi uygulamaları nasıl ortadan kaldırıp demokratik cumhuriyeti birlikte nasıl inşa edeceğiz meselesi önemli. 3. Dünya Savaşı 1998'de Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Suriye'de çıkarılışıyla başladı aslında o süreç. O günden beri bakın Orta Doğu'da yeniden dizayn ediliyor. Barış ezilenlerin, yoksulların, kadınların, Alevilerin, işçilerin, işsizlerin yani toplumun ihtiyacıdır barış. Çünkü barış süreçlerinde demokrasi gelişir. Demokrasi süreçlerinde insanlar kendisini özgürce ifade eder. Yönetime katılır, söz söyler, sokağa çıkar. O yüzden toplumsal barışı inşa etmek bizim görev ve sorumluluğumuz. Şimdi arkadaş sordu ya, diyor ki bir barış süreci gelişir mi, gelişmez mi? AKP elinde gelse Kürtlere karşı yürüttüğü bu inkar, imha ve asimilasyon politikasının güncel halini başarıya ulaştırmak istiyor. Onda barış falan yok ama barış bizim ihtiyacımızsa, toplumsal barış bizim ihtiyacımızsa o zaman biz bunu geliştireceğiz. Bakın Orta Doğu'da Filistin ve Kürdistan sorunu niye çözülmüyor? Sadece bu Kürtlerle veya Filistin halkıyla mı alakalı? Bunu bölgesel ABD, İngiltere, İsrail, bak bu üçlünün hareket şeyi, bütün her şeyi İsrail'i korumak için niye ABD'den başka çözmek isteseler Birleşmiş Milletler'de işte devlet olma hakkı veriyor. Kardeşim savaşı ortadan kaldı. 40 bin insan öldü ya çocuklarla. Hala savaş devam ediyor. Engellemek istemiyor. Bakın halklar
örgütlü güçleri zayıf olduğu için yetmez. Ancak iktidarları değiştirmek lazım. İktidarları, yani iktidara gelebilecek toplumsal gücü elde etmek gerekiyor. Onun için de örgütlenmek gerekiyor.